Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz ikinci el motosikletle başlangıç yapmanın 8 faydası. Bunun faydalarını sıra sıra yazdım. Birçok tanıtım videolarında, bizim dışımızdaki kanallarda zaten bunun faydalarını söyleyen videoları görmüşsünüzdür. Şimdi maddelere geçelim. 1. Düşük CC ve ikinci el motosikletle hani kaza yaparsanız üzüntünüz sıfır, bol grenajlı motordan daha az olacaktır. 2. Düşük CC motor, örneğin 150 CC hadi 200 CC'ye kadar bir motor aldınız. İkinci elde 3-5 bin aralığında bulabilmeniz mümkün bunu. 3. Hız yapmanın keyfini 150 CC bir motosiklette de rahatlıkla alırsınız. Zaten çok yüksek hızlara çıkmamaya çalışın. 4. Bir de 60 km'nin üstü hızlar zaten ilk başlayanlar için bizce üst limit değerlerde. Yani bence üst limit değerlerde. 5. Hadi diyelim ki siz bir motoru bakımsız bıraktınız ve çalışmadı. Bakım masrafları ve işte onarım masrafları 150 cc'lik bir motorla hani 300 cc'lik, 500 cc'lik bir motor arasında büyük farklar olacaktır. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. 6. Keza bu işte hani 150 cc ikinci el motor olan arkadaşların parça değişimleri, usta işçilik değerleri de biraz daha az olacaktır diğer sıfır motorlara göre. 7. Motosiklete ısınamadınız ve satmak istediğiniz bol grenajlı motordan dolayı satacağınıza emin olabilirsiniz. Çünkü bol grenajlı bir motor aldığınızda satış verileri, satış miktarları, satış fiyatı biraz daha yüksek olacaktır. Satış miktarı biraz daha yüksek olduğu için sınırlı sayıda insan bakacak ve alacaktır. Tabii bunlar hani modeller ve markalara göre değişiyor. Bunu hani bu dediğim şeyin dışında tutuyorum. Ama hani ısınamadınız bir motosiklete ve satmak istediniz. Honda, Yamaha, Kawasaki veya onun gibi bir motordan 125-150 cc'lik civarında bir tane motor alırsanız daha kolay satabilirsiniz. Bu sizin ne kadar hızlı sattığınız, yeniden alacağınız motorun ne zaman kullanmaya başlayacağınızla da alakalı. Çünkü satarsanız ötekinin üstüne kolaylıkla para koyup daha rahat bir üst model CC alabilirsiniz. Tam açıklayabildim mi emin olamadım ama umarım anlatabilmişimdir. 8. Diyelim ki çok sevdiğiniz ve değiştirmek istediğiniz. Eğer sağlam bir motorsa bakımlarını yaptırdıkça size daha uzun yıllar taşıyacaktır. Yani şehir içinde kullanıyorsanız 150-200 cc'lik bir makinenin üstünde bir motosiklete ihtiyacınız yok aslında. Hadi o da sizi rahatlıkla yıllarca götürebilir. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Motosiklete başlarken kask, mont, eldiven, pantolon ve ot almayı unutmayın. Hepinize iyi sürüşler.